Ay heyecanlandım. Ben çok heyecanlandım. Ben çok heyecanlandım. Irregular'lıkta bende de şöyle bir şey oldu. Ben... Konuşun işte falan dediniz ya, o sırada aklımda şeyde bizim hazırlıktayken birine evlenme teklifi etmişti. O kadar ne? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz ikiniz de kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Ben Rana. Eczacılık Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Bu sene daha yeni başladım. Aynı zamanda çetesizlerin üyesiyim. Bu sene inşallah güzel videolarla birlikteyiz. Bu da onlardan bir tanesi. Merhaba, ben de Selin. 2. sınıf irregular eczacılık öğrencisiyim. Bu yıl ilk defa aktif üye oluyorum. Ben de çetesizler ekibinde, YouTube kanal ekibindeyim. Bugün sizlerle birlikte İngilizce hazırlık hakkında güzel bir video çekmeye karar verdik. Rana da ben de geçen yıl hazırlıktaydık ve deneyimlerimizi sizlerle paylaşalım dedik. Öncelikle hazırlık rahat bir sene miydi sizce? Ben biraz daha Selin'e göre bence kötü bir öğrenci profilindeyim burada. Çünkü Selin mesela erkenden bitirdi. Ben mesela B1 kurumda falan da kaldım. O yüzden benim için kesinlikle rahat bir sene değildi. Aksine bence hazırlık beklediğimden daha da zordu. Özellikle bizim üniversitenin hazırlığı bence hiç öyle rahat değil. Gayet zorluyorlar ve hani düzeyiniz yeterli değilse de rahat rahat bırakıyorlar sizi. O yüzden kesinlikle rahat pozisyonda olmayın diye düşünüyorum ben. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çoğu üniversitenin aksine zor bir hazırlığımız var. Evet, ben B1'den başlamıştım. Yani bir tık daha rahat geçti aslında benim için bu yüzden. Şöyle rahat geçti. Seviye belirlemede ne kadar yukarıda bir seviyede başlarsanız aslında daha sonra ilerleme sizin için daha kolay oluyor. O yüzden bir tık daha iyiydi benim için. Ama son olarak böyle son kurum, B2 kurum özellikle gerçekten bir şeyleri anlayamadığımı düşündüğüm bir kurdu benim için. Ve geçme kısmı, yani son yeterlilik sınavından yeterli puan alabilme kısmı çok zor oldu benim için. Hazırlık zaten kolay yol düşüncesiyle gelmeyin yani okula. Öyle bir şey yok ne yazık. Evet, o çok yanlış yani. İnsanlar genelde şey düşünüyor, YKS zordu, bölüm zor, hazırlıkta rahatlarız falan diye düşünüyorlar ama asla öyle bir şey yok yani. O kafayla başlamamak gerekiyor. Ama ben küçük bir şey eklemek istiyorum. Lise 5 gibi hissediyorsunuz. Çünkü belli saatler arasında bizde öyleydi. Her gün okula gidiyorsunuz. Evet. 6 saat her gün okul vardı bizde de. Bildiğin lise 5 gibi dediğin gibi. Bir de mesela üniversitede sonradan derse girebiliyorsun ama hazırlıkta öyle yok. Seni almıyorlar. Bildiğin hani geç kalma lüksün yok hazırlıkta. Aynen. Lise 5. Evet. Dershanenin havası var böyle biraz. Peki bizim üniversitemizde yani Altınbaş Üniversitesi'nde hazırlık sistemi nasıl? Geçme notu, kurs sistemi bunlar nasıl? A1 ve A2'seniz eğer geçme notunuz vize ve finalde 65 oluyor. Daha sonra B1 ve B2'de bu 60'a düşüyor. Biraz daha sizin için işleri kolaylaştırıyorlar aslında bakarsanız. Hayır. Ama tabii ki 60'ı tamamlamak da zor çok oluyor. Çok zor oluyor. Yani. Hiç kolay bir şey değil. Eğer düşük not alırsanız vizelerden, finallerden çok moraliniz bozulmasın ilk etapta. Çünkü zaten herkes çok yüksek notlarla geçmiyor diğer okulların aksine. Puanlama sistemi şöyle. Size 327 puan üzerinden diyebiliyorum. 280 tarzında bir puan almanız isteniyor. Yani yaklaşık %65'i tamamlamanız lazım. Bu puanı da nasıl alıyorsunuz? Vize puanınız, quizler, öğretmen ödevleri, online ödevleriniz, ortak grup çalışmaları tarzında bir sürü şey var. Yaklaşık 6-7 tane ayrı dala ayrılıyor bunlar. Bunların hepsinden belli bir puana erişmeniz gerekiyor. Örneğin quizler var. Quizlerin bazıları 10 puan, bazıları 15 puan. Haftada 3 gün oluyor, haftada 2 gün oluyor. O yüzden quizlere gelmeyi önemseyin. Çünkü girmediğiniz anda o quiz için puanınız 0 sayılıyor. Bu da bayağı büyük bir şey. Puan toplayabilmek için çok önemli çünkü quizleriniz. Bu şekilde bence. Ve devamsızlık. O da gerçekten evet. Çok az yani. O yüzden hemen hemen her zaman gelmeniz gerekiyor. 30 saat miydi? 31 saat. Her gün zaten 2 ay. 2 ayda 31 saat devamsızlık hakkınız oluyor. O da yani zaten çok az bir güne tekabül ediyor. O yüzden devam zorunluluğu var yani. Çünkü bir günde 6 saat ders oluyor. Evet. Yani zaten aşağı yukarı sadece 5 gün falan devamsızlık yapabilme hakkınız var. Bu şekilde hazırlık süreci. Zaten size ilk hafta geldiğinizde okula detaylı olarak anlatılacak hocalar tarafından. Peki hazırlık okumak size bir şeyler kattı mı? İngilizce seviyeniz ne kadar değişti? Evet, bana kesinlikle kattığını düşünüyorum. Yani ben zaten A2 ile başlamıştım. Sonra B1'de kaldım maalesef. Ondan sonra yazın tekrar okudum. B2 kurunu o şekilde tamamlayıp da bölüme başlayabildim. Yani dediğim gibi ben çok sanmıştım hazırlık çok basit zaten sadece İngilizce çalışıyorum deyip direkt hani o kafaya girip çok fazla kasmamıştım kendine ama öyle olmaması gerekiyormuş. İngilizceye zaten hani geliştirmek için kesinlikle hep söylediğimiz bir şey var. Maruz kalmak İngilizceye. Bu sürekli zaten söylenen bir şey. Yani hem speaking için mesela sürekli konuşmanız, practice yapmanız gerekiyor.
Aynı şekilde mesela writing için siz onun hani daha öncesinde bir taslağını yapmadıysanız, denemediyseniz kolay kolay hani geçemezsiniz. O yüzden ben sürekli bunları tekrar ederek hani işte writing tekrarları yaparak, speaking de aynı şekilde arkadaşlarımızla falan mesela biz şey yapıyorduk, hani aramızda da İngilizce konuşmaya çalışıyorduk gelişmesi için. Benimki kesinlikle çok gelişti. Yani şu anda tabii ki hani böyle çakır çakır su gibi bir İngilizcem yok, hani öyle bir beklentiniz olmasın ama mesela İngilizce dersleri daha kolay bir şekilde anlayabilecek seviyeye geldim yani. Şimdi şöyle ki ben B1 başlamıştım zaten ama yarım dönem okudum ben hazırlığı, ikinci dönem bölüme geçtim yani irregular'ım aslında. Gerçekten sizi çok geliştirecek bir hazırlık eğitimi veriyorlar. Yani bunu okula övmek için söylemiyorum ama hani çevrenize baktığınızda, diğer devlet üniversitelerine baktığınızda ya da diğer özel üniversitelere baktığınızda fark edeceksiniz ki arkadaşlarınızdan çok 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 daha fazla çalışıyorsunuz, çok daha fazla yoruluyorsunuz. Bir kere ödev, aşırı ödev veriyorlar. Çok yani fazla. İlk kurumda benim deli gibi ben her akşam mecburen online ödevler çok fazla. Çünkü asla yetişmiyorlardı. Bir yandan şöyle düşünüyorum, çok çok geliştirici. Yani o ödevler olmasa belki ben o kadar o konunun pratiğini yapamayacaktım. Bu kadar kolay hazırlanamayacaktım. Hani o vizeme ya da finalime vesaire. Dediği gibi gerçekten şakır şakır İngilizce konuşacak duruma gelmeniz birazcık sizin inisiyatifinize bağlı bir durum aslında. Çünkü eğer mesela yabancı arkadaşlar edinip, düzenli olarak iletişim kurup, konuşmanızı da geliştirirseniz yapılamayacak bir şey değil. Sınıfta bir sürü yabancı öğrenci var. Bunları fırsata çevirebilirsiniz. Onlar sizin için bir nimet yani orada. Onlarla tanışın, konuşun, muhabbet edin. Çok önemli bir durum bu aslında bakarsanız. Bizim üniversite gerçekten bence hani Türkiye'de bence hazırlığı en çok zorlayan üniversitelerden birisi olabilir diye düşünüyorum. Benim bir arkadaşım vardı bu arada. Gerçekten. Koç'ta hazırlık okuyor ki Koç'un hazırlığı ne kadar zor olduğunu biliyorsunuzdur. Onların eğitmenleri oluyormuş, böyle hocalar dışında öğrenci eğitmenler, öğrenci koçu gibi düşünün. Böyle hazırlığı geçmek için taktik veriyorlar ya da böyle platform düşünün. Orada mesela bir arkadaşım eğitim almak istemiş. Başka bir arkadaşım da Altınmuş Üniversitesi'nde. İşte bu hani sizin hazırlığınıza benzer ne var, ne çözebiliriz? Koç Üniversitesi'nde benzer tarzında şey yaptıklarına demişler ki Altınmış demişler yani. Altınmış'ın hazırlığı. Hani onu çözebilirsiniz örnek sınavlarını vesaire. Bizimkine çok yakın demişler. Ben de bunu duyunca çok şaşırmıştım ama. Yani kaliteli bir eğitim alıyorsunuz ve bunun değerini bilin. Söylenmek yerine, bazen okula kızmak yerine. Çünkü sizi bölüme hazırlamaya çalışıyorlar. Sonuç olarak eczacılık %100 İngilizce. Evet. Ve hani sizi %100 İngilizce bir bölüme hazırlamak için mecburen sizi zorlamak zorundalar. Evet. Ki siz bölümde zorlanmayın, daha az zorlanın ya da vesaire. Mesela bazı üniversitelerde hazırlık eğitimi de Türkçe veriliyor. Yani İngilizceyi sana Türkçe anlatıyorlar ama burada öyle bir şey yok. Bölüme geçtiğinizde İngilizce sizi zorladı mı? Dersleri şu an anlıyor musun? Ben zaten daha yeni başladığım için benim de birkaç hafta öncesine kadar böyle bir korkum vardı içinde. Ama şu anda bir tık yendim onu çünkü yani baktığınız zaman anlıyorsunuz ama tabii ki de hani böyle ana diliniz gibi değil yani. Sadece bazı böyle bilimsel terimler oluyor, onları bilemiyorum. Onları da zamanla hani bilmediğim kelimeleri mesela işte üstüne yazarak kapatmaya çalışıyorum kelime eksiğimi. Zaten hocalar da böyle çok ağır bir dille konuşmuyorlar. Genelde hani basit bir İngilizceyle anlayabileceğiniz düzeyde konuşuyorlar. O yüzden şu anda hani öyle bir sıkıntı çekmedim. Çünkü anlıyorum, hani slide'ları da anlıyorum. Hoca dersi anlattığında da anlıyorum. Dediğim gibi tabii ki de bilmediğim kelimeler oluyor. Sizin de illaki olacaktır. Ama bir şekilde yani onlar zaten öğrene öğrene kapanıyor yani o kelime eksiği de. Ben devam edeyim o zaman. Benim için de şöyle oldu. Ben dediğim gibi size yarım dönem okudum, daha sonra bölüme geçtim. Irregular oldum. Şöyle bir durum var. Irregular olduğunuzda birden hazırlığı bitirince direkt bölüme geçince tabii ki bir afallıyorsunuz. Çünkü siz yarım dönem hazırlık görmeye alışmışsınız ve bir anda bölüm derslerine girmeye başlıyorsunuz. Çok daha zor oldu ve senin için. Mesela şu an Rana'lar, ben de onlarla birlikte birinci sınıf derslerine alıyorum. Normal dersler görüyorlar. Yani lisede gördükleriniz fiziktir, matematik. Hani bu tarz konular. Genel kimya falan mesela. Evet. Ama irregular olduğunda diğer ikinci dönem bölüme geçtiğinde sen artık eczacılık dersleri gibi dersler görüyorsun. Yani mesela botanik gibi ya da biyoistatistik gibi. Yani bir tık böyle daha zor derslere bir anda içine düşüyormuşsun gibi falan oluyor. Tabii ki yapılamayacak bir şey mi? Hayır, yaptım bir şekilde. Ama anlaması daha güç oldu benim için ilk başlarda. Ama bu da tamamen terimlerle alakalı. Çünkü terim bilmiyorsunuz. Yani sen botanik dersinin terimlerini nereden bilebilirsin ki? Hazırlıkta ya da daha önceki hayatında günlük İngilizce'de kullanmadığın şeyler olduğu için bilmiyorsun. Ama zamanla terimleri öğrendikçe yavaş yavaş dersleri anlamaya başlıyorsun. Üçüncü sınıf arkadaşlarımız, üstteki arkadaşlarım bana şey diyordu. Artık üçüncü sınıfa geldiğinde dersi normal bir Türkçe ders gibi anlamaya başlıyorsun diyorlardı bana. Hani şu an böyle hissediyorsunuz ama hani ileriki dönemlerde daha da alışmış olacaksınız diyorlardı. Irregular olup olmak hakkında aslında herkesin çok fazla kafasında soru işareti var genel anlamda. Benim de çok vardı. Bölüme geçmeden önce böyle hani irregular birini bulayım da konuşayım istiyordum sürekli onlarla. Ki en sonunda da zaten üst dönemlerimden biriyle iletişime geçtim ve o bana yardımcı olmuştu. Ben de size böyle bir videoda en azından hani bu da olsun. Belki karşınıza çıkar ve izlersiniz ve bilgilenirsiniz diye biraz bundan bahsedeyim.
Şimdi irregular olmak şu demek, yarım dönemde hazırlığı atladıktan sonra bahar döneminde bölüme geçmek demek. Şöyle oluyor, siz normal bir birinci sınıf gibi bahar derslerini alıyorsunuz ve daha sonra işte bir sonraki güzde de birinci sınıfın birinci güz dönemini veriyorsunuz, derslerini veriyorsunuz. Yani sürekli bir dönem arkadan geliyorsunuz gibi bir şey. Bahar dönemlerinde üst sınıflarla birlikte oluyorsunuz, güz dönemlerinde alttan derslerinizi tamamlıyorsunuz gibi bir durum. Şimdi bu konu hakkında çok fazla karşıt düşünce var. Yani irregular olmak konusunda mesela genelde irregularları görünce insanlar şey diyorlar, işte Allah kolaylık versin falan diyorlar direkt. Çünkü birazcık zor diye bahsediliyor hep. Bilmiyorum, ben yarım dönem daha hani beklemek istemedim. Çünkü şöyle düşündüm, Ocak'ta benim hazırlığım bitti ve Ekim'de tekrar yeni dönem başlayacaktı. Yaklaşık 9 ay kadar uzun bir süre var ve dedim ki belki dilim körelir. Hani bu benim İngilizceme bir zararı olur mu? Bölüme başladığımda daha çok zorlanır mıyım diye düşünerekten dedim ki hazır şu an İngilizcemin seviyede. Bunu köreltmeyeyim, ne bileyim evde oturmayayım ya da hani benim için çok uzun bir süre geldi bu süre. O yüzden bölüme geçtim. Şu an pişman mıyım? Şu an için pişman değilim. Tabii ki ileriki dönemlerde de bunun acısını çekebilirim, bilmiyorum. Yarım dönemimi hiçbir dersimden kalmadan hallettim şu anda. Şu anda 1'den ders alıyorum, 2'den bir dersim var sadece. Onları da hallettikten sonra bir tek 3. sınıfın ilk döneminde çok zorlanacakmışım. Yaklaşık 14-15 dersim olacakmış. Yani bunu göze almak da ayrı bir olay. Yani bu konuda hani irreguları seçmek istemeyenlere de bir şey diyemiyorum. Bu sizin kararınız. Bir dönem bekleyecek misiniz yoksa geçecek misiniz? Bu arada yatay geçiş olmuyor. Eğer yatay geçiş düşünerek geliyorsunuz üniversiteye, irregular olduğunuzda yatay geçiş yapamıyorsunuz normal öğrenci olana kadar. Yani eğer normal olmayı başarırsanız 4. sınıfta düz bir öğrenciye dönerseniz o zaman geçiş yapabiliyorsunuz. Bu konuda hani bilginiz olsun. Bu şekilde. İrregularlıkta bende de şöyle oldu. Ben de aynı şekilde senin gibi B1'de başladım. Sonrasında da acaba devam etsem mi, etmesem mi, ne yapsam diye çok düşündüm. Ya okul şöyle bir şey var, hiçbir türlü erken bitiremiyorsunuz. Onun hayalini sakın kurmayın. Ama ben de aynı şekilde boş kalıp ne yapacağım diye düşünüyordum. Şöyle ben 2019'da girmiştim üniversiteye. Ve sonrasında okula geldim. Okulda da şansıma kulüpler fuarı vardı. Irregular öğrenci vardı ve normal arkadaşları vardı. Normal. Irregular normal. Oradaki irregular öğrenci bana dedi ki sakın yapma dedi. Ben çok zorlandım. 3. sınıfa kadar bile düzenim yoktu. 3. sınıfta dediğin gibi. 3. sınıfın ilk dönemi kabus gibi geçiyor diyorlar. Bir sürü ders aldım. Bir dersi alabilmek için. Bir de bazı derslerde şöyle. Öncesinde dersi vermen gerekiyor ki diğer dersi alasın. Mesela genel kimyayı vermeden hiçbir şey alamazsın. Genel kimya da normalde 1. sınıfın 1. döneminde. Evet. Ama çok önemli bir temel bir ders olduğu için sanırım 2. dönemde veriyorlar. Evet, 2. dönemde veriyorlar şu an. Aynen. Bana böyle çok fazla söyledi, sakın başlama, yurt dışına gidebiliyorsan yurt dışına git. Dilin körelmesin falan. Sonrasında ben okulu doldurdum. Kendimle birlikte yine hazırlıktan arkadaşımın da okulu doldurmasını teşvik ettim. Sonrasında şansımıza şey çıktı, korona çıktı. Şansımıza da denk geldi. Aynen. Denk geldi. Denk geldi. Düzenli bir şekilde artık şey yapmaya başladık ve ben hiç pişman değilim. Hazırlık, yani başlamamaktan irregular olduğumda. Evet, bu ikilem herkesin yaptığı. Aynen. Yani bilmiyorum. Sen biraz doğru seçtin. Yani. Biraz evet, bana da öyle demişlerdi. Daha önce bu arada irregular öğrencilerle konuştuğumda hiç kimse çok pişmanım demedi buna. Emine ile konuştum, Emine ile konuştum. Sen ve Orinaz'la konuştum. Geçen öyle yaptım ama onlar mesela dediler ki hani ben yine o zaman da olsam yine ben geçerdim muhtemelen dediler. Hani zor olduğunu onlar da söylediler. Dediler ki hani normal bir eczacılık öğrencisiyle hani irregular olduğundaki çalışma düzeni vesaire aynı olmayacak, zorlanacaksın. Hani bunu bilerek başla dediler hepsi ama hiç kimse seçme demedi. Ben de çok etkilenmiştim o konuşmadan. Burinaz'la konuştum, işte Emine'yle konuştum falan. Dedim ki tamam o zaman. Şu anlık bir sıkıntısını görmüyorum ama tabii ki 3. sınıfta falan ya da şöyle bir durum oluyormuş. Mesela şu an biz patoloji fizyoloji alıyoruz. 2'den bir ders. Eğer ben onu vermezsem farmakolojiyi alamıyormuşum seneye. Evet. Derken bu benim okulumun 1,5 yıl uzamasına sebep oluyormuş. Yani bu açıdan birazcık sıkıntılı bir durum. Yani bağlı dersleri veremezseniz okulunuz uzayacak demek çünkü. O zaman buradan şöyle bir çıkarım yapıyoruz. Sizin alt dönemlere verdiğiniz tavsiyeler onların hayatını etkiliyor. Gerçekten çok etkiliyor. İngilizce öğrenmek ve İngilizce bölüm okumak size ne gibi avantajlar kazandırdı veya kazandırmadı? Şimdi kazandırmalı diye bir şey yok yani. Zaten her türlü ben kendi açımdan söyleyeyim. Eğer İngilizce bölüm okumasaydım da her türlü İngilizceyi bence halletmeliydim geleceğim için. Bir de artık hani günümüzde
yani insanlar, işverenler falan size hani İngilizce biliyor musun diye sormuyor. Yani bu artık bir zorunluluk gibi bir şey oldu. Yani onun dışında bildiğiniz bir dil var mı falan diye soruyorlar. O yüzden yani İngilizce zaten her türlü bence öğrenmem gerekiyordu eğer yani İngilizce bölüm okumasaydım da. Bu şu an benim için tabii ki de avantaj oldu. Hem İngilizce hazırlığımı okudum, hem bölümüm İngilizce. Bu şekilde hem unutmuyorum. Ne bileyim ileride hani bir gün yurt dışı imkanları olur, stajlar olur, Erasmus olur vesaire, daha az zorlanırım. Ben devam edeyim o zaman. Şimdi şöyle, İngilizce okumanın bir dezavantajı olabileceğini ben de düşünüyorum aynı şekilde. Şöyle bir dezavantaj olabilir, daha çok zorlanacaksınız. Yani Türkçe bölüm okumak gibi tabii ki değil. Ekstra bir hani efor harcamamız lazım dersleriniz üzerinde. Ne bileyim mesela İngilizce bölüm okuyan biri bir slide'ı bir saatte belki işleyebiliyorsa, kendince evet, tekrar edebiliyorsa, hani başka biri, Türkçe okuyan biri o slide'ı belki yarım saatte halledecek. Yani size yükü olarak ilk başlarda daha zor olabilir İngilizce bölüm okumanın. Ya da mesela ben yurt dışı istiyordum ilk başta. O yüzden aslında o açıdan İngilizce okuma benim için çok avantajlı olur diye düşünüyordum. Bir de dediğim gibi 6 yıl boyunca İngilizceye maruz kalıyorsunuz ve siz üniversite gibi bir bölüm okuyorsunuz. Yani eczacılık okuyorsunuz ki normalde eczacılık okumak da çok zor. Bir de üstüne bunu İngilizce yapmaya çalışıyorsunuz. Çok zor. Ve 6 yıl. Yani İngilizce o kadar çok maruz kalacaksınız ki hani gelişmemesinin bence imkanı yok. Hani siz de birazcık çaba sarf ederseniz kendi diliniz, hani konuşma açısından da pratik vesaire. Tabii ki size bağlı ama ben çok beni geliştireceğini düşündüğüm için İngilizce okumaktan çok memnunum şu anda. Ki herkes şu an İngilizce okuyor. Herkes İngilizce okuyor. Ben niye okuyamayayım? Ben niye yapamayayım diye de düşünüyorum. Çünkü bir sürü bölüm artık İngilizce istiyor. Özellikle uluslararası şirketlerin artık İngilizce okumayan birinin almadığını duyuyordum. Ben hatta benim başka bir üniversitede arkadaşım sırf Türkçe eczacılık okuyor ama sırf staj durumları yüzünden İngilizce'ye geçtiğini biliyorum yatay geçişle. Yani ciddi anlamda önemli şu an İngilizce okumak. Ve akreditasyon falan da var üniversitede. Onun da çok etkisi var. Yurt dışına gittiğinde mesela Amerika'da bizim diplomamız diğer üniversiteler için 2 yıllık anlamına geliyormuş. Düşün hani 5 yıl okuyorsun ama 2 yıl sayılıyor Amerika'da bizim ders içeriğimiz. Ama okulda, bizim okulda akreditasyon var. Bu sayede yurt dışına gittiğinde onlarla aynı ders içeriklerini aldığın için senin için mesela bu da sorun olmayacak vesaire. O yüzden bence çok avantajlı bir durum İngilizce okumak. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bence çok tatlı bir video oldu. Evet. Hoşçakalın. Bye bye. Abone olun.